Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Schengen vizesi çıkmadığında ne yapmalısınız? Gelin bunlara birlikte bakalım. 2 yıldan fazla süren pandeminin ardından pek çok kişi yeniden tatile çıkmak veya ailesini ziyaret etmek üzere Avrupa'ya gitmek istiyor. Ancak binlerce Türk vatandaşı vize alamıyor. Bekleme süresinin uzaması, belirsizlik ve ret cevaplarındaki artış bu alanda da suistimal ediliyor ve dolandırıcılık için alan açıyor. Dolandırıcılar randevu bekleyen vatandaşlara bir tanıdıkları olduğunu, bu sayede kolayca randevu alabileceğini söyleyerek mağdurlardan belli bir ücret, pasaport ve kimlik bilgilerini talep ediyorlar. İstediklerini almaları sonucunda ise ortadan kayboluyorlar. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman Federal Meclisi üyesi Gökay Akbulut'un yönelttiği soruya yanıt verdi. Verilen yanıta göre en uzun bekleme süresi Ankara'da. Vize başvurusu için Ankara'da bekleme süresi ortalama 28 hafta, İzmir'de ortalama 20 hafta, İstanbul'da ise ortalama 7 ila 13 hafta arasında. Ancak sadece kalıcı değil, geçici olarak gitmek isteyenlerin sayısı da pandemiden sonra yeniden artışa geçti. Gezmeye, akrabalarını ziyaret etmeye, kültür sanat etkinliğine katılmaya, iş amacıyla veya eğitim için yurt dışına gitmek isteyenlerin en büyük sorunu yine vize oluyor. Bekleme süresinin yanı sıra alınan fazlaca ret cevabı da Türk vatandaşlarını zor durumda bırakıyor. 2014 yılında Türkiye'deki Alman konsoloslukları 197.000'den fazla vize işlemlerini tamamladı. Bunlardan yaklaşık 185.000'i kabul edilirken 12.000'i reddedildi. 2021'de pandemi nedeniyle vize başvurusu az oldu ve yaklaşık 129.000 başvuru karara bağlandı. 103.000'i kabul edilirken 24.000'den fazla vize başvurusuna ret verildi. 2022'nin ilk 6 ayında ise vize için yapılan başvurular yaklaşık 122.000 civarında. Bu başvuruların 96.000'i kabul edilirken 25.000'den fazlası geri çevrildi. Öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı konu ise Erasmus. Ellerinde Erasmus hibesi ve gerekmediği halde Almanya'dan garantör bulsalar da vize alamıyorlar. Vize sıkıntısı aynı şekilde diğer sektörlerde de kendini gösteriyor. Geçen sene yurt dışına aynı etkinliklere katılan kişiler bu sene vize alamadıkları için gidemediklerini belirtiyorlar. Almanya Federal Göç ve Uyum Meclisleri Birliği avukat Mehmet Kılıç'a göre bu durumun başlıca nedeni Türkiye'deki ekonomik ve siyasi durum. Kılıç, 2013'ten beri yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'den yurt dışına kaçışlar çoğaldı. İlaveten gri pasaport alıp Avrupa ülkelerine sığınma başvurusunda bulunanlar tespit edildi. Belediye başkanları dahi Almanya'da iltica talebinde bulunur oldular. Tüm bunlar Almanya'nın sıkı olan elini kapatmasına yol açtı ifadelerini kullandı. Vize başvurusuna ret cevabı alanlara sunulan gerekçelerin başında seyahat amacınız bizi ikna etmedi ve döneceğinize dair ciddi şüphelerimiz var argümanı geliyor. Peki bu cevabı aldığınızda itiraza başvurmaya değer mi? Avukat Mehmet Kılıç, itiraza başvurmanın ve bu sürece girilmesinin gerekli olduğunu, hatta turistik amaçla gidecek olanların dahi itiraza başvurmalarının gerektiğini belirtiyor. Çünkü bir ülkeye yapılan Schengen vize başvurusunun reddinin ortak bilgi sistemine işlendiğini, diğer ülkelerce görüldüğünü ve onların kararını da etkileyebileceğini vurguluyor. Dolayısıyla da belgelerinin tam olduğuna emin olanların kesinlikle itiraz haklarını kullanmaya, itiraza ret alanları da konuyu mahkemeye taşımaya çağırıyor. Avrupa'da en çok kullanılan vize Schengen vizesi. Schengen vizesinin en cazip tarafı ise alınan ülke dışında vizenin geçerli olduğu tarihlerde diğer 26 ülkeye giriş çıkış yapma özgürlüğü tanımasıdır. Ayrıca olağanüstü durumlar hariç Schengen ülkeleri arasında sınır kontrolleri yapılmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.